Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün paralarımız konusunu öğreneceğiz. Paralarımızı madeni paralar ve kağıt paralar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Madeni paraları küçükten başlayarak sıralayalım. En küçük madeni paramız bir kuruş. Duvara yapıştırıyorum. İkincisi 5 kuruş. 10 kuruş. 25 kuruş. 50 kuruş. En büyük madeni paramız 1 lira. Madeni paralarımız bunlardı çocuklar. Şimdi kağıt paralarımıza geçelim. En küçük kağıt paramız 5 lira. Küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. 10 lira. 20 lira. 50 lira. 100 lira. En büyük kağıt paramız 200 lira. Yazdığım bilgiye bakalım. Türk lirası kısaca TL ile gösterilir. Sembolü bu şekildedir. Lira'dan küçük olan para birimine kuruş diyoruz. Kuruş kısaca KR ile gösterilir. Burada 4 tane 25 kuruş var. 4 tane 25 kuruşun ne kadar yaptığını bulacağız. 2 tane 25 50 yapar. Yani 50 kuruş. 2 tane 25 50 yapar, 50 kuruş. 50 50 daha 100 kuruş yapar. 100 kuruş 1 liraya eşittir. Bu durumda 4 tane 25 kuruş 1 lira yapar. Burada toplam kaç lira olduğunu bulalım. 25 kuruş, 25 kuruş da 50 kuruş yapar. 50 kuruş da burada var. Ne yaptı burası? 1 lira. 1 lira, 1 lira, 1 lira, toplam 3 lira. Her grupta toplam kaç lira var bunu bulacağız. 10 lira, 10 lira daha 20 lira yapar. 20 de burada. Bakın 20 lira, 20 lira daha 40 lira yaptı. 5 eklersek 40'a 45 yapar. 45 lira. İkinci grupta 20, 40, 60, 70, 80, 85, 90, 90 lira. Üçüncü grupta 50, 20 eklersek 70 yapar. 80, 90, 100, 100 lira. 35 lira olması için yapıştırdığım paralardan hangilerini bir araya getirmeliyim? Öncelikle 20 lirayı aldım. 20'ye 10 eklersem 30 yapar. 35 olması için 5'e ihtiyacım var. Tekrar bakalım. 20 10 daha 30, 5 eklersem 35. 93 için 50 lirayı alıyorum. 50'ye 20 eklersem 70 yapar. 20 daha eklersem 90 yapar. 93 olması için 1, 2, 3 lira. Tekrar bakalım. 50, 70, 90, 91, 92, 93. 56 lira için 50, 5 daha 55, 1 daha eklersek 90. 56 Dersimiz bitti. Görüşürüz.